Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Pitbull üzerine konuşacağız. Nedir bu, ne değildir, ne yapar, ne eder, ne yapamaz? Genel olarak şöyle bir değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Bir kere bakalım şu aşağıda CoinMarketCap üzerinde nasıl tanıtılmış. Burada diyor ki Pitbull BSC topluluk odaklı köpek temalı bir meme para birimidir. Topluluk gelişimiyle gurur duyuyor ve yatırımcıları projenin yanı sıra topluluğun yani bir meme coin arkadaşlar. Buradan bunu anlıyoruz. Üzerine çok da kendi şey yapmasına gerek yok. Zaten genelde böyledir. Bir meme coin diyorsa açıklamadan sonra büyük ihtimalle artık proje kendini övmeye doğru gidiyordur. Vesaire vesaire. Şimdi şakanın yanı sıra Pit evet bir meme token'dır arkadaşlar. Aslında çıkışıyla birlikte çok sansasyonel hareketler yapmıştır ve ciddi anlamda da yatırımcı toplamayı başardılar. Hamster'a yakın şekilde dönem dönem büyük patlamaları oldu. Devamında tabii ki çok ciddi düşüşler meydana geldi ki bu düşüşler normal mi? Tabii ki normal. Çünkü çok sıfırlı bir kripto para olduğundan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla tabii bunları birazdan daha detaylı halde konuşacağız. Şimdi şunu bilmek lazım bir kere. Pit bir küçük para birimi. Yani bol sıfırlı bir kripto para biriminden bahsediyoruz. Dolayısıyla her zaman sermayede bir miktar dikkatli olmak lazım. Bu arada belki bilenler yazar. Ben şimdi adını vermeyeceğim ama bizim Türk televizyonlarında da Pitbull'un şeyi yapılıyor, reklamı yapılıyor arkadaşlar. Ben birkaç kere birkaç farklı kanalda rastlamıştım. Kendilerinin reklamını falan yapıyorlar yani. İsteyen yorumlara yazabilir. Ben şimdi söylemeyeyim. Nerelerde listelenmiş? OKX, Gecio, işte Maxi, CoinEx tarzında, CoinTiger, Hotbit tarzında yerlerde listelenmiş. Mesela Hamster'la çok kıyas eden oluyor. Bir kere Pitbull Hamster'a göre, ya zaten popülaritesi daha yüksek, biraz daha iyi noktaya gelmeye müsait. Neden? Şundan dolayı listelenme konusunda arkadaşlar biraz daha referansı yüksek. Yani OKX geçiyor. Gerçi geçiyor da şey de var. Hamster da var ancak biraz daha referansının yüksek olduğu karşımızda duruyor. Dolayısıyla ilerleyen süreçte de Pitbull'un bir noktaya kadar listelenme ihtimali, daha çok listelenme ihtimali fazladır. Bu da tabii ki boğa döngüsünde Pit token'a ciddi anlamda desteği olacaktır arkadaşlar. Yine elde tutma oranları Pitbull'un bir küçük meme coin olmasına rağmen çok yüksek. Gerçekten çok yüksek bu arada. Hamster'a kıyasen de yüksek olduğu gibi inanılmaz derecede fazla. Hatta patlama yaşadığı noktalarda bile arkadaşlar volume market cap değerlerinde öyle çok uçuk kaçık değerler oluşmuyor. Bu Pitbull için inanılmaz derecede güzel bir durum ki uzun vadede evet bir yükseliş sinyalidir. Tabii ki tam anlamıyla yeterli değildir. Ancak ilerleyen süreçteki doğal yükseliş etabı içinde bir o kadar önemlidir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Tamam. Bir diğeri arz yapısı. Tabii ki çok ciddi bir arzı var. Bunu boğa sezonu içerisinde düzgün bir şekilde değerlendirirlerse Pitbull Coin'de büyük işler çıkarılabilir arkadaşlar. Aslında neyi kastediyorum? Tabii ki bunların bir yakım odaklı kullanılması zaten Bitcoin'deki hareketleri büyük ölçüde ateşleyecektir. İkinci bir diğer mesele doğru noktadan aslında kilit açmalar yaparlarsa yine talebi çok ciddi arttırabilirler. Bu yakımın yanı sıra boğa sezonlarında çokça yapılmıştır. Burada tabii denge bulunmadığı takdirde doğru bir şey değildir. Ancak boğa sezonunda çok ciddi hareketler yaptırabilir. Belli noktalarda piyasanın içerisinde para dönerken arkadaşlar tamam mı? Bir kilit açma yapılıyor devamında. Çok ciddi bir alım odaklı karşımıza çıkıyor. Bu da anında bir pump yaptırıyor. Piyasa doğal yükseldiği zaman burada ne oluyor? Devamında hareket sürüyor ve çok ciddi bir ortalama üzerinde yükseliş tespit ediliyor ve bu istikrar sağlıyor. Ancak bu uzun vadede sürdürülebilir bir durum değil. Hatta bunun boğa içerisinde sürekli yapılması yıllar içerisinde coin'i enflasyona götürecektir ve SLP gibi ezilecektir arkadaşlar. Dolayısıyla şu şekilde toparlamak lazım. Bunun sürekli yapılması doğru değildir. Ancak Pitbull ekibi bunu bu boğa sezonu içerisinde yapabilir.
yaptığı takdirde çok ciddi bir yükseliş sezonu geçirme ihtimali fazla olacaktır. Ancak uzun vadede devam ettirir demiyorum bakın. Ama devam ettirirse sürdürülebilir olmaz. Pitbull NFT'lere de girdi. NFT'ler üzerine ciddi çalışmalar yaptı. Bu da güzel. Hala ellerinde NFT olması münasebetiyle boğa sezonu içerisinde de satışlar üzerinden kar odaklı hareketler getirilebilir. Yine teknik boyutta değerlendirmeden önce son kez bir altyazı geçeyim. Pit küçük bir coin'dir. Sermaye yatırırken dikkatli olun arkadaşlar, tamam mı? Yarın öbür gün ne olacağı, ne biteceği asla belli olmaz. Dolayısıyla bizim Türkiye'de de işte Pitbull'a karşı ya da benzer coinlere karşı çok ciddi bir ilgi var. Yükseliş yaşatabilir. Ancak sermayede çok dikkatli olun. Tamam, bu ada coin'le karıştırmayın. Ne bileyim, Bitcoin'le Ethereum'la karıştırmayın. Bu tarz kripto paraları. Şimdi geçmişte oldukça yükseldiği sezonlar oldu arkadaşlar. Tabii ki burada şunu da söylemek lazım. Geldiğimiz noktada grafikte şu an yeterli değil. CoinMarketCap üzerinde daha açık ve uzun bir şekilde. Ancak geçmişte korelasyonu takip eden bir durumu var Pitbull'un. Bu olumlu bir durum. Tabii dönem dönem korelasyon uyumunu bıraktığı çok oldu. Küçük bir kripto para olduğu için normaldir arkadaşlar. Şu anki fiyatlardan alım yapılabilir mi yatırımcı için? Şu anki fiyatlardan alım yapılabilir. Çünkü burada en son 68 noktasını denedi. Kırılımı halinde çok daha ciddi, özellikle 89'lara doğru ve hatta devamında sıfır atmaya doğru yükselişler vaat edecektir arkadaşlar Pitbull. Ancak şunu bilmek lazım. Bu da BTC tarafındaki kırılımdan geçer. Pitbull'un dönem dönem çok ciddi haber etkisinde olması, ancak kısa vade içerisinde korelasyon uyumu bulundurması, bu da uzun vadede güzel bir durum, ciddi bir volatilite olabileceğine ve uzun vadede yükselebileceğine dair bir işaret aslında. Yani iyi bir boğa sezonu geçirebileceğine dair bir işarettir arkadaşlar. Bu da genel olarak bu şekilde. Bu arada şurada çok ciddi bir iğne var. Bu iğnenin tabii net bir sebebini bilmiyorum. Ancak büyük ihtimalle borsadan kaynaklı olduğunu, bir likidite durumu olduğunu düşünüyorum. Bunu da bu şekilde açıklamış olayım. Dediğim gibi sermayede dikkatli olun. Şu anda geri çekilme BTC'den kaynaklı olarak ortalama yine 55'lere kadar sürebilir. Hem bir ara destek direnç noktasıdır, hem de hareketli ortalama gücü buraya tekabül eder arkadaşlar. 55-68 aralığında git gelli hareketlere devam edecektir. 55'lerden bir kademeli alıma gidilebilir. 68'lerin olası kırılımı ancak Pitbull tarafında yukarı yönlü gidişatı tetikleyecektir. ATH seviyesine tekrar ulaşabilir mi boğa sezonu içerisinde? Düzgün bir kilit açma ve yakım stratejisiyle ulaşabileceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.